TRT Haber ekranlarından ve TRT Radyo Haber'den merhaba sayın seyirciler. Ben Metin Soysal Bozdağ'ın haftanın Z raporuna hoş geldiniz efendim. Her hafta olduğu gibi bu haftada yine gündemi değerlendireceğiz ve haftayı özetleyeceğiz. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Fırat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz açıklamasını yaptı ve PKK ile mücadele gündemin ilk sırasına yükseldi. Söz konusu harekatın kapsamı ve detaylarını çok kıymetli konuklarımla birlikte değerlendireceğiz. Haftanın Z raporu başlıyor. Evet efendim, PKK ile mücadele gerek sınır içinde gerekse sınır ötesinde duraksamadan devam etmekte. Son dönemde önemli başarılar elde edildi. Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen harekatlar terör koridoru planının önüne geçti. Şimdi sıra terörü kaynağında yok etmeye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklaması şöyle: güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz. Biz başaramayacaksınız dedikçe yeni yöntemlerle üzerimize gelenlere diyoruz ki sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz. Bu milletin son ferdi şehit olmadan aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz. Bu açıklama terör dostu olanlara karşı oldukça güçlü mesaj vermekte. Şimdi ne olacak? Detaylandıracağız. Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum. Efendim stüdyo konuğumuz emekli Tuğgeneral Kazım Dalkıran. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Ve Ankara stüdyomuzda konuğumuz olan emekli Tümgeneral Mehmet Okkan. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Bağlantıyla programımıza katkı sağlayacak olan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ferhat Pirinççi. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Teşekkürler Betül Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, haritamız burada. Güncel haritamız. Çok gerçekten güncel bir konuyu konuşacağız sizinle. Gündemin ilk sırasında yer alan konu. Tabii harekatı konuşurken en kritik hususları aktarmaktan kaçınacağımızı da belirtelim. Bunu da özellikle altını çizelim. Terörle mücadele. PKK ile mücadele dediğimiz zaman sürekliliği olan bir konu elbette. Üç sac ayağı var. Sınır içerisinde mücadele, sınır ötesinde dediğimiz zaman da Irak ve Suriye'de. Biri durup diğeri devam etmiyor. Üçü de eş zamanlı bir şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyine operasyon veya daha kapsamlı bir şey, harekat dediğimiz şey aslında hep beklenen bir şeydi. Çünkü son harekatta ara verildi nitelemesi kullanılmıştı. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması ve işaret edilen alanlar söz konusu. Konjonktürü ve zamanlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye bağlı görüyorsunuz efendim? Tabii Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 100. gününü geçti. Orada bir harekat devam ediyor. Başlangıcından itibaren Rusya'nın Suriye'de bulunması, diğer ülkelerin Suriye'de bulunması hem Suriye için hem bölge için doğru bir davranış değildi. Bu bölgede aslında aynı kültürden gelen insanlar yaşarken dışarıdan gelenler, geçmiş örneklerine de baktığımızda Rusya'nın Afganistan'da yaşadığı, daha sonra Amerika'nın yaşadığı durum veya Amerika'nın Vietnam'da yaşadığı durum, halkın desteği olmayan bir faaliyetin başka bir bölgede yapılması mümkün değil. Başarı elde etmesi mümkün değil. Tabii bölgeye baktığımız zaman sadece Türkiye'de işte bir Suriye ve Irak'ta yürüyen bir terör faaliyeti değil aslında bu. Daha önceki programda bir tanım yapmaya çalışmıştık. Çok ülkede aktif terör örgütü tanımı. PKK'ya baktığımız zaman Suriye, Irak yanında İran, Türkiye gibi bölgelerde eylemsel olarak faaliyetler yürütürken aslında Avrupa'nın neredeyse Batı Avrupa ülkelerinin tamamında
ve bugünlerde NATO'ya girmeye çalışan İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde terörün diğer boyutları olan devşirme, para toplama gibi kanunsuz eylemleri oralarda yapmakta olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bizim kendi ülkemizin ve halkımızın güvenliğinin yanında bu bölgedeki insanların güvenliğini de dikkate alırsak bu dönemde artık huzura ihtiyaç var. Evet. Yani açık ve net görüldü ki ne Rusya Afganistan'da, bugün Ukrayna'da, ne Amerika Afganistan'da, daha önce Vietnam'da o bölgelere zorla bir şeyler götürmek mümkün değil. Dolayısıyla da bu bölgede kültürleri çok benzer, aynı olan neredeyse insanların onların taşeronu olarak buralarda faaliyet yapmaları çok yanlış bir uygulama idi. Evet. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın zamanlama olarak söylediği şeylerde hep baktığımızda onları artık vazgeçin. Bakın sonucunda size kimse destek veremez. Hı hı. Burada tüm insanlara zarar veriyorsunuz. Bugünlerde aslında baktığımızda çok kötü bir süreç olabilir. Neden? Tam da dünyanın bir takım gıda vesaire krizleri yaşadığı dönemde insanların burada huzursuz edilmesi özellikle terörist örgütler tarafından çok kötü bir sonuç. Sayın Cumhurbaşkanımız da buralarda huzurun sağlanması için insanların üretmesi ve bunu kendileri tüketmesi için hep öne çıkardığı bir faaliyet. Özellikle bu bölgeye baktığımızda Mimiç bölgesi bizim sel taşkınlarını da önlemek üzere de bölgede yaptığımız barajları da dikkate aldığımızda tam da tarımda etkin olarak sonuç alınabilecek bölgelerken buralar terörün bir konusu haline gelmiş durumda. Bu çok önemli Sayın Komutanım. Evet. Yani bu bölgelerin özelliği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında özellikle Tel Fırat ve Münbiç işaret ediliyor. Aynel Arap gündemde öncelikli olarak. Şimdi baktığımız zaman Tel Rıfat'tan özellikle son 2 sene içerisinde 20'nin üzerinde bir şehit verdiğimizi biliyoruz. Soha keza daha fazla kayıp vermiş durumda o bölgede özellikle o bölgeden yapılan ateşlemeler falan vesaire saldırılar sonucunda Tel Rıfat'ın özelliği ve Minbiç'in özelliği özellikle nasıl açıklarsınız? Tabii, önemi. Bunlar bulundukları bölgeden ben Afganistan tecrübemde olduğu için belli mesafede özellikle biraz önce söylediğim tanımı özellikle ifade ediyorum. Çok ülkede aktif terör örgütü dediğimiz terör örgütlerine uzun menzilli roketler veriliyor batılı ülkeler tarafından çoğunlukla da. Hı hı. O roketler kendilerini güvende hissettikleri ama kesinlikle söz konusu değil. Yani bunu özellikle ben buradan ifade ediyorum. Bugün 100. gününden bahsediyoruz Rusya-Ukrayna savaşının ama Diyarbakır'daki annelerin de 1000. gününü geçti beklemeleri. Evet, evet. Yani buraya giden veya Suriye'de kandırılan insanların Türkiye'ye karşı bir başarı elde etmesi, Türkiye'yi bir şeye zorlaması mümkün değil. Bulundukları yerden herhangi bir roketi atıp kendilerini güvende hissetmeleri mümkün değil. Bize uluslararası hukukun verdiği misliyle mukabele çerçevesinde ben 2011-2013'te Diyarbakır'da görev yaptığım süreçte de bunları özellikle gördük. Tamamının yerleri biliniyor. Yani şunu kesinlikle düşünmesin. Hem halkımız hem de orada yaşayan insanlar. Yani terör örgütlerinin yaptıkları her şey biliniyor. Dolayısıyla orada esas zararı görecek onların yaptıkları atışlar nedeniyle hem halk oluyor hem Münbiç ve Tel Rıfat'ın özelliği bir iç hat pozisyonunda. Yani bizim insanlarımızın güvenlik için veya Suriye Milli Ordusu'nun orada faaliyetler yaparken yakın olabildikleri bir bölge. Her ne kadar geçmişte yapılan anlaşmalar çerçevesinde teröristler buradan uzaklaştırılacaksa da hem Amerika hem de Rusya bu sözlerinde bir anlamda durmadılar. Dolayısıyla M4 hattının özellikle kuzeyinde geliş geçişleri mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Evet. Bunun da inşallah bu dönemde sağlanacağını değerlendiriyoruz. Tel Rıfat söz konusu olduğunda özellikle İdlib, Afrin ve Cerablus'un güvenliği için çok stratejik bir konumda olduğunu görüyoruz. Özellikle Minbiç'in
çok verimli topraklarına dikkat çektiniz. Bu bağlamda geri döndürülmesi planlanan, gönüllü olarak geri döndürülmesi planlanan Suriyelilerin tekrar kendi topraklarına dönmesi noktasında, orada tekrar üretmeleri gerek tarım gerek hayvancılık noktasında önemli bir alan Münbiç. Çünkü Fırat'a da komşu, çok evet. sulak ve verimli toprakları var diyorsunuz. Evet. Şimdi efendim yine bu haritaya baktığımız zaman, önceki harekatları hatırladığımızda, Barış Pınarı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, bununla birlikte Fırat Kalkan Harekatı dediğimiz zaman arada bir boşluk var, Aynel Arap. Evet. Şimdi planlanması, şimdi yapılması planlanan harekatı da göz önünde bulundurduğumuzda bu boşluk kapanacak mı? Yani tabii, nasıl şekillenecek yeni harekatla birlikte bu güvenli koridor? Tabii harekat plancıları bunu daha iyi planlayacaklardır. Hı hı. Biz her zaman bütünlük olmasını isteriz. Harekatın evet. bütünlüğü, savunmanın bütünlüğü. Hı hı. Bunun içinde bizim bölgemize herhangi bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde teröristlerin yaklaşması söz konusu olmaması lazım. Dolayısıyla bir terör koridoru dediğimizde kendi içerisinde zaten aslında başlangıçta baktığımız zaman buradaki insanlar, ben kendi Kahramanmaraş'tayım, Halep ve Kahramanmaraş Toroslara kadar, diğer bölgelerde de tamamı Toroslara kadar aynı coğrafya aslında. Elbette. Buradaki insanlar sınır, yani Osmanlı döneminde hemen birbirleriyle devamlı ticaret yapan, çoğu kardeş olan, hı hı. kültür olarak aynı olan, inanç değerleri aynı olan insanlar. Dolayısıyla birilerinin gelip buraya bir anlamda zarar verecek şekilde birilerini yerleştirmesi hem bizim için hem evet. oradaki toplum için kabul edilemez. Şimdi bu noktada, dolayısıyla evet. Aynel Arap bölgesi, tabii ki buranın ayrı bir özel önemi var. Bu bölgede malum Süleyman Şah Türbesi'nin ve diğer şeylerin bu bölgede bizim tarihte çok değerli insanlarımızın yaşadıkları bölgeler buralar. Dolayısıyla daha önceki harekatlarda planlama sürecinde belki daha hızlı hareket edilmesi gerekirdi. Ve dolayısıyla da burada Rusya'nın veya diğer batıda Amerika'nın bu bölgede harekat yapan diğer ülkelerde var. Aslında güya DAEŞ'e karşı harekat yapıyorlar. O zaman bize bilgi verip bunları yapmaları gerekiyor. Bu koordinasyonun süratle yapılıp bu bölgenin huzura kavuşturulması gerekiyor. Gerekiyorsa burada son zamanlara gündeme geldiği için tekrar söylüyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı güvenlik ve destek unsurları gelip burada Rusya'nın veya Amerika'nın yapmaya çalıştığı şeyleri barışçı bir şekilde yürütebilirler diye düşünüyorum. Evet, özellikle bu da yani. Farklı bir fikir ve öneri. Evet, evet Sayın Pirinççi'ye dönmek istiyorum. Efendim özellikle bu bölgelerde demografinin çok yerli halkı sürerek, kovarak değiştirildiğini görüyoruz. DAEŞ'le mücadele başlığı altında bu bahane edilerek bu alanlar, Münbiç, Aynel Arap gibi alanların tamamen PKK-YPG'ye teslim edildiğini görüyoruz. Toplumsal bir mühendislik yapılıyor, bir toplum mühendisliği yapılıyor. Adeta toplum mühendisliğinin etek kemiğe bürünmüş halini görüyoruz bu bölgelerde. Münbiç dediğiniz yer aslında hani sosyolojik olarak Türkmen ve Araplardan oluşuyor. Aynel Arap dediğiniz yerde kelime bilgisi noktasına da baktığımız zaman Arap'ın gözü demek. Fakat ne yaptı YPG, PKK? Oradaki yerli halkı zorunlu göçe tabi tuttu. Oradaki yerli halkı sürdü ve oranın adını da değiştirdi. Kobani ismini koydu. Aslında gerek medya, gerek akademi ve gerek siyaset camiası da konuşurken sanırım bu terimleri kullanırken çok dikkatli olması da gerekiyor. Kobani dediğiniz zaman ilk tuzağa sanırım bu anlamda düşmüş oluyoruz. Oranın kadim ismi Aynel Arap. Bu hususa da bir dikkat çekmek istiyorum. Bu noktada birincisi demografinin değiştirilmesi noktasına ne yorum yapacaksınız? İkincisi harekatla birlikte bu alanların güvenli alanlar olarak değiştirilmesi, düzenlenmesi ve Suriyelilerin 1 milyon civarı hedefleniyor geri döndürülmesi noktasında gönüllü bir şekilde. İnsanların kendi vatanlarına, kendi öz vatanlarına geri dönmesi sürecine dair neler söyleyeceksiniz?
Evet, birinci sorunuzdan başlamak gerekirse Betül Hanım, bir anekdot paylaşarak başlamak isterim. Şimdi Suriye krizi ortaya çıktıktan sonra ve sizin de ifade ettiğiniz DAEŞ'le mücadele adı altında PKK-YPG'nin ABD'nin hava korumasında ilerlemesiyle beraber bölge ülkelerine insanlar sığındı, Suriyeliler sığındı. Bunların yaklaşık 250 bini Irak'a sığındı ve o 250 bin de %95'inden fazlası Kuzey Irak'a sığındı. Bu kişiler savaş olmayan yerlerden, daha doğru bir ifadeyle PKK-YPG'nin baskısı nedeniyle kaçan kişilerdi. Yine aynı şekilde Aynel Arab'a örnek verdik. Ekim 2014 tarihine götürmek isterim sizi. Bir hafta içinde 300 binden fazla kişi özellikle bu PKK-YPG ve DAEŞ'le çatışma sebebiyle kaçmak zorunda kaldı. Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı. Ve bu kişilerin çoğunluğunun PKK-YPG'ye dönmesine dahi izin vermedi. Yani PKK sadece Arapların veya Türkmenlerin değil, bizatihi kendilerine muhalif olma potansiyeli taşıyan bütün Kürtleri de demografik açıdan topraklarını temizlemeye çalıştı. Sadece ya kendi tahakküme altına girmeyi kabul edenlere ya da... Evet, şu an bağlantıda bir sorun yaşıyoruz, teknik bir sorun yaşıyoruz. Ben Sayın Okkan'a dönmek istiyorum. Sayın Okkan, bu anlamda efendim alanda, coğrafyada demografinin zorla dönüştürülmesi noktasına ne yorum yapacaksınız? Buyurunuz. Sayın Hocam bıraktığı yerden müsaade ederseniz ben devam edeyim. Çünkü tam orada zaten demografinin değiştirilmesiyle ilgili bir aslında dram yaşandı. Özellikle DAEŞ bahane edilerek PKK, DAEŞ'le mücadele adı altında kurulan suni bir örgüt olup oradaki bir şekilde bazı bölgesel gücün dışında gelen güçlerin oyuncağı, maşası olarak bölgede demografinin değiştirilmesi maksadıyla kullanma durumuna başlandı. Özellikle de Şubat 2014'ten sonraki süreçte Özgür Suriye Ordusu'nun Münbiç'ten çıkarılması ve bölgedeki özellikle Fırat'ın doğusundaki Aynel Arap olsun veya Haseke'den başlayarak bu tarafa doğru Tel Abyad dahil olmak üzere, Rakka dahil olmak üzere bölgedeki demografik yapının tamamen değiştirilmesine dayalı aslında senaryolaştırılmış bir savaşla PKK o bölgede PYD adı altında bir şekilde bundan sonraki demografinin adını koymak adına bir mücadele yürüttü ve bu mücadelesi aslında kendi adına yapılmış bir mücadele değil, bir üst gücün adına yapılmış bir mücadeleydi. Özetle bu bölgede Arap olsun veya kendileriyle barışık olmayan oradaki yaşayan Kürt halk olsun veya bir şekilde Türkmenler olsun tamamını bölgeden sürerek bir şekilde komşu ülkelere ve özellikle Türkiye'ye geçmelerine neden oldu. Tabii bu bölgedeki faaliyet bununla da bitmedi. Mütakiben kendi güvenli bölgelerini oluşturabilmek adına da bir bundan sonraki aşamada taşımalı olarak bölgeye başka yerlerden kendi tandanslarındaki yine tırnak içinde söylüyorum. Kürt asıllı insanları buraya istekle veya zorla getirdiler ve bu bölgede kendilerine göre bir demografi oluşturma işine başladılar. Bu 2014'te başladı ve günümüzde de sürmekte. Çünkü bu bölgede istenen, arzu edilen durum Türkiye'nin güneyinde bir Kürt koridoru veya Kürt koridoru demeyelim, bir terör koridoru oluşturarak bir şekilde Türkiye'nin Orta Doğu ile bağlantısını kesmek adına yapılan bir faaliyetti. Tabii bunun içerisinde tek tek ele alabiliriz isterseniz. Münbiç konusunu tek tek ele alabiliriz veya Tel Rifat konusunda ele alabiliriz bu konuda. Bu konuda tabii Münbiç ile ilgili söyleyeceğimiz konu öncelikli olarak tabii ki kuzeyinde yerleşik Türkmen köylerinin de tamamen bölgeden uzaklaştırılmasına dayalı. Özellikle tabii önce Türkiye'ye geldiler ama daha sonra Fırat Kalkan Harekatı kapsamında kurtarılan bölgelere yerleştirme imkanı elde edildi. Bu tabii tek başına bir konu da değil. Aynı zamanda Süleyman Şah Türbesi ile ilgili de bir konu orada cereyan etti. Tabii Süleyman Şah Türbesi'nin DAEŞ ile ilgili tehdit kapsamında nakli kubur adı altında Şah Fırat Harekatı ile Türkiye'ye getirilmesi geçici bir durumdu. Bölgede güvenli koridor sağlandıktan sonra tekrar Süleyman Şah Türbesi kendi
toprağımız olan kendi yerine taşınacaktı. Tabii bunlar da Türkiye'nin uluslararası hukuktan gelen alacakları. Güvenli koridor kapsamındaki bir alacağımız da bu. Tabii evet. Bunların hepsi birbirinin içine geçmiş konular ama devam eden, süren konular. Bu kapsamda Türkiye'nin şu anda isterseniz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerine yansıyan konularını da ifade etmek gerekirse, özellikle Minbiç ve Tevrifat konusu en başta Fırat'ın batısıyla ilgili olarak kanayan iki tane yara, evet. Güvenli olması açısından. Tabii bunda uluslararası hukuktan doğan haklarımız da var. Bu hakların yerine gelmesi noktasında geçmişte gerek ABD tarafından gerek Rusya tarafından taahhütler de var. Bunların hiçbirisi yerine gelmediği için Türkiye bir şekilde hem uluslararası hukuktan doğan hakkını hem de bölge ülkeleriyle yaptığı geçmişteki mutabakatlardan doğan hakkını kullanmak en temel hakkıdır. Evet. Bölgede demografinin zorla değiştirilmesi çok vahim bir olaydı. Şimdi yeniden aslına rücu ettirilmesi sürecine giriyoruz diyebiliriz belki de. Bu noktada demografi konusuna dair cevabımızı aldık Sayın Okkan'dan. Sayın Pirinççi, sanırım ses sorunumuzu çözdük. Ben size farklı bir soru yöneltmek istiyorum efendim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede Suriye siyaset ve stratejisi güncel olarak ne olacak, size bunu sormak istiyorum. Özellikle bu alanlarda mesela ABD'li bir askerle karşı karşıya gelecek miyiz? Bu merak edilen sorulardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri SDG diyor, biz PKK-YPG diyoruz. Amerika partnerimiz diyor, biz terör örgütü diyoruz. Daha ilk adımda anlaşamıyoruz. Ne olacak, nasıl yorumluyorsunuz? Evet, şimdi ABD açısından şunu söylememiz lazım. 2019'dan sonra özellikle Tel Rifat ve Bimiş bölgesinde Amerikan askeri kalmadı. Ama bunun ötesinde ABD'nin PKK-YPG ile SDG adı altında o organik ilişkisi devam ediyor. Maalesef devam ediyor ve işin ilginç tarafı aslında ilk sorunuzla da ilişki olarak demografik temeli bulunmayan yerlere çekilen PKK-YPG'ye çok yoğun bir şekilde destek veriliyor. Yani sadece açık kaynaklara yansıyan o tır yardımlarına bakıldığında o dönemde bel kemiğini PKK-YPG'nin oluşturduğu demokratik güçlerinin neredeyse her şeye bir tır düşecek derecede lojistik destek verildi. Dolayısıyla destek de karşılıksız değil, belli bir amaca matuf olarak verildi. Ve bu destek sayesinde de bir şekilde ABD üzerinden geleceğe yönelik olarak o garnizon devletin tekrar devam ettirilmesine yönelik bazı planlamalar var. Dolayısıyla evet, şu anda Tel Rifat ve Mümiş bölgesinde ABD olmayabilir ama büyük ihtimalle ABD bundan sonraki süreçte de bu PKK-YPG ile olan organik ilişkisini devam ettirecek. Sizin de ifade ettiğiniz gibi partner adı altında ve SDG lansmanı altında ve büyük ölçüde bölgesel jeopolitik ve saha belirleyecek. Burada Türkiye'nin kararlılığı oldukça önemli, caydırıcılığı oldukça önemli ve özellikle sadece Suriye sahası değil, bölgesel konjonktür. Yani buraya Ukrayna'da katarak ve diğer bölgede katarak ifade edebileceğiz bölgesel konjonktür önemli. Dolayısıyla 2019 yılından çok farklı bir dinamik söz konusu. Evet, ABD'de farklı bir yönetim söz konusu ama Türkiye'nin de jeopolitiği 2019'dan itibaren çok ciddi bir şekilde değişti. Özellikle Ukrayna krizinin Türkiye'ye sağlamış olduğu ciddi avantajlar var. Ve Türkiye'nin hiç bitmek bilmeyen bir terörle mücadele politikası var. Dolayısıyla ABD ilişkilerde bir gerginlik olması ihtimal dahilinde ama büyük ihtimalle karar vericilerimiz bunu da dikkate alarak operasyonun kapsamını, süresini ve ne yönde şekilleneceğini hesaba katıp planlamanı yapmışlardır. Evet. Sayın Komutanım, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman özellikle PKK ve YPG'yi meşrulaştırma çabası olarak bir DAEŞ argümanını görüyoruz. Nerede DAEŞ'lılar? Hala var mı sahada? Nasıl yorumluyorsunuz? Tabii bölgede... Geçerli bir argüman mı? Bölgede özellikle dönem dönem hem Irak bölgesinde, hı hı, hem de Suriye içerisinde çoğunlukla da işte Amerika'nın sözde mücadele ediyor dediği PYD bölgesinde belli raporlar geliyor. Ancak burada şunu anlamak lazım. Her ne şekilde olursa olsun bu bölgede terör eylemi yapanlara terörist olarak eğer muamele edilmezse o teröristler sözde DAEŞ'te bir terör örgütü, şu anda SDG diye isimlendirilen aslen PKK-YPG'nin de aynı şekilde terör örgütü olduğunu kabul etmezsek, bugün Avrupa'da
işte Finlandiya ve İsveç üzerinden aslında yürütülen Sayın Cumhurbaşkanımızın çok doğru bir şekilde söylediği, yani terör örgütüne destek veren bir ülkenin bu Finlandiya, İsveç üzerinden ifade edilmekle beraber aslında Amerika ve diğer Avrupa ülkelerine de burada bir mesaj var. Siz de bu örgütlere isim değişiklikleriyle NATO kayıtlarında veya Birleşmiş Milletler kayıtlarında terör örgütü olarak kabul edilmiş bir örgüte başka bir örgütü bahane ederek destek vermek aslında teröre destek vermek suçunu oluşturuyor. Dolayısıyla burada kişisel davalara söz konusu olduğunda ileride şu görülebilecek: bu örgütlere destek veren ülkelerin sorumluları, burada görev yapan sorumluları teröre destek veren kişi pozisyonunu otomatik olarak görecekler. Yani burada bir bizim vatandaşımız veya Suriyeli vatandaş terör örgütleri nedeniyle hayatını kaybettiğinde bunun sorumlusu o terör örgütüne destek veren ülke veya kişilerdir. Dolayısıyla Amerika'nın burada yapması gereken şey, eğer varsa DAEŞ bu konuda en iyi mücadele eden ülke biz olduğumuzu gösterdik geçmişte. Şimdi de bölge ülkeleriyle, işte zaten buradaki oluşturmaya çalıştığımız koridorda da güvenli bölgenin kontrol edilmesiyle DAEŞ'in harekat alanı kısıtlanmış olacaktır. Bizim burada daha öncesinden beri, bizim aslında çok önceden itibaren bu bölgede kendi emniyetimizi sağlarken bu bölgedeki ülkelerin emniyetini sağlamak. Biz şunu her zaman ifade ediyoruz: biz kesinlikle tüm ülkelerin toprak bütünlüğü içerisinde kalması önemli, güvenlikle kalması önemli. Çünkü bunlar burada yaşayan insanlar, bizim değerler olarak aynı değerleri paylaştığımız insanlar. DAEŞ'in buraya gelen insanlarına baktığımızda ise çoğunlukla Avrupa'da veya başka yerlerde yaşayıp buraya taşınmış insanlar. Dolayısıyla bölgenin dışındaki insanlar nerede bulunduklarına bakılmaksızın bu bölgenin insanına zarar vermesine müsaade edilmemeli. Amerika'da aslında kendisine de çok büyük zarar veren, yani uçaklardan atlayan Afganlıları gördükten sonra Amerikan halkının da artık Amerikalı yöneticilere yeter artık, sizin yaptığınız bu işler dünyaya huzur getirecek işler değil. O bölgede huzur getirmek için gerçek anlamda mücadele eden insanların da kalben desteğini alan, çünkü bütün harekatlar, ben barış gücü harekatlarına çok katıldım. Neredeyse Bosna, Afganistan ve Kosova'daki tüm NATO harekatlarına katıldım. Dolayısıyla kalpleri ve gönülleri kazanmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da devamlı söylediği husus. Bunları kazanacak bir harekat yok. Ne Amerika anlamında ne Rusya anlamında. Varil bombalarını attıran bir Rusya, diğer tarafta DAEŞ'i bahane ederek buradaki insanların ölümüne sebep olan bir Amerika ve onun beraber harekat ettiği Avrupa ülkeleri, bunların derhal buradan uzaklaşmaları ve burada bu bölgenin insanları, belki daha değerleri birbirine yakın olan, son günlerde biraz önce söylediğimiz gibi gündeme geldiği için ben barış gücü harekatını veya burada destek faaliyetlerini yürütmek için, halka yardım etmek için İslam ülkelerinin belki uzak bölgelerinden gelecek insanlar buralarda bulunup DAEŞ dahil buradaki yanlış davranışta bulunan kişileri kanaat önderlerinin de devreye girmesiyle ortadan çekilmelerini sağlamak en doğru davranış olur diye düşünüyorum. Gerek Amerika gerekse Rusya bölgeden çekilmeli dediniz. Tam da bu bağlamda şunu soralım. Şimdi söz konusu dördüncü harekatı konuşuyoruz. Üç harekat gerçekleştirildi Suriye'nin kuzeyine ve dördüncüsü planlanıyor. Bu bağlamda son harekat nerede kalmıştı? Bunu biraz hatırlayalım kronolojik olarak da. Şimdi Ayn el-Arab, Kamışlı ve Malikiye bölgelerinde, yani bu bölgeler kapsamında Soçi mutabakatını hatırlayalım. Evet. Ve orada Rusya Türkiye'ye bir söz vermişti. Buralar PKK'dan arındırılacaktı. PKK çıkarılacaktı. Böyle oldu mu? Olmadı. Şimdi Rusya bu bölgelerden çekiliyor mu? Ukrayna'ya odaklandığı için önce bunu öğrenelim ve sonraki süreç nasıl yaşanır? Bunu sizden dinleyelim. Yani aslında tarihi bakış açısıyla İkinci Dünya Savaşı ve Kore Harekatı'ndan sonra dünyadaki hiçbir harekat
özellikle Batılıların yaptığı hiçbir harekat sonuçlanmış değil. Yani Vietnam'da Amerika, Afganistan'da Rusya, İran-Irak Savaşı'nda o ülkeler dahil, bugün Ukrayna'da Rusya'nın düştüğü durum baktığımızda askeri harekatla doğrudan elde edilecek çok fazla şey olmadığını, biraz önce söylediğimiz gibi bölgede yaşayan insanların yok edilmesi söz konusu olmadığına göre, olmayacağına göre o bölgedeki insanların huzuruna yönelik değerler üzerinden yaklaşımların geliştirilmesi önemli. Türkiye'nin burada yaptığı faaliyetler kesinlikle bir askeri harekat değil. Özellikle terörle mücadele kapsamında kendi güvenliğini ve özellikle de bu bölgenin insanların güvenliğini sağlayacak bir ortamı oluşturmak. Dolayısıyla Türkiye harekat icra ederken Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dönemsel faaliyetlerde söylediği bir tek insan ölmesin, bir tek insan kanı akmasın. Dolayısıyla da buradaki teröristlere de biraz zaman tanınarak belki şu anda Amerika ve Rusya'nın artık burada bir şey yapamayacağını da anlamaları çerçevesinde buralardan uzaklaşın. Kendilerinize doğru bir yol seçin. Dolayısıyla da bir harekat yapılmadan önce bir yerlerde ölmek yerine bir şekilde, çünkü kendi yaptıkları tuzaklarıyla ölenler, kendileri tarafından infaz edilenleri görüyoruz. Çünkü buralarda artık sadece sonuç alamayacaklarını da bildikleri için kendilerine verilen rolü yapmak üzere bulunan insanlar var. Bunların yakınları bunları uyarsınlar bir an önce. Çünkü bu bölgede huzur öldürerek değil, insanların birbirleriyle paylaşmasıyla mümkün. Onun için de özellikle Türkiye'nin yaptığı bu bütün insanlar için Afganistan'da, Kosova'da, Bosna'da, barış gücü harekatlarında bize gösterilen bu yakın davranışın burada da olacağına ben inanıyorum. Oradaki insanlar zaten bizi karşılayacaklardır. Türkiye'nin gelmesi bizim için huzurdur diyeceklerdir. Dolayısıyla teröristler, sözde terörist diye biz şimdi söylüyoruz. Çünkü onlar çoğu bu bölgenin de insanı değiller. Zarar veriyorlar. Ondan sonra da o bölgedeki halka zarar verdikten sonra bir şekilde ya çekilip gidecekler ya da maalesef hayatlarını kaybedecekler. Burada biraz daha fazla tarihten gelen huzurun bozulmasına sebep olacaklar. Onun için bunu bir an önce terk ederlerse bizim harekatımız zaten sonuçlanmış olacaktır. Ama bir hat çizilmesi 30 kilometre bizim güvenli olarak bulunduğumuz yerden herhangi bir zarar görmeyeceğimiz bir mesafedir. Bildiğimiz bazı roketler var. Bunlar işte 20 kilometreye kadar kontrolsüz bir şekilde atılabildi. Onun için 30 kilometrelik bir güvenli hat bu vesilelerle oluşturulur. Ama esas olan tüm bölgenin huzura kavuşmasıdır. İnşallah bu son uygulama olur. Ve ondan sonra da bu bölgenin tamamı huzura kavuşur. Evet. Sayın Okkan'a dönmek istiyorum. Efendim, bugüne dair güncel bir haber başlığı şu şekilde: PKK rejim bayrağıyla kamufle olmaya çalışıyor. Baktığımız zaman Tel Rifat ilçe merkezinde rejim bayrağının kullanıldığı görülüyor PKK tarafından. Şimdi bu haber üzerine bize şu soruyu sormak düşüyor sanırım. Daha önceki harekatlara baktığımız zaman PKK-YPG'nin çok kirli yöntemleri denediğini görüyoruz. Dezenformasyon noktasında veyahut da başka çok kirli yöntemleri denediler harekatlar süresince. Bu söz konusu harekatta ne bekleriz, ne görürüz PKK tarafından, ne dersiniz? Öncelikle olarak bir şekilde bir analiz yapalım. Bazı konularda konuşmacılara ilave yapmak istediğim şey var. Bazı konularda da farklı düşüncelerim var. Öncelikle olarak tabii ki bu bölgede en sıkıntılı kısım bu PKK'nın bir şekilde bizim içimize girmiş olan Tel Rifat kısmı. Neden bizim içimize diyorum? Çünkü aslında orası Afrin'in bir uzantısıydı ve Afrin'den yardım alıyordu. Tel Rifat'ın önemi nedir? Tel Rifat bir kere Halep'in girişidir ve Halep'teki iki tane büyük
mahalle, Terrifat'a yakın Kürt mahallesidir. Ve bu mahallelerin de bir şekilde oradaki bağlantısını sağlayan mahalledir. Bu Terrifat kısmında önemli bir şey daha dikkat çekmek isterim. İran faktörü. Bölgedeki tabii Rus mevzileri son bir ay içerisinde İran'a devredildiğine ilişkin açık kaynakta haberler var. Tabii İran özellikle bölgede her ne kadar bayrak göstermese de çok yaygın olarak Suriye ordusuyla birlikte hareket etmektedir. 2013 Şubat'tan beri. Burada araya gireceğim Sayın Komutanım. Sayın Komutanım, hatta evet, şu sorunun cevabı da aranmakta, güncel olarak tartışılan bir konu sizin argümanınızla bağlantılı olarak. Acaba süreçte Amerika Birleşik Devletleri ile İran ortak mı çalışmaya başladı? İşbirliği mi yapıyorlar şeklinde sorular da soruluyor. Ne yorum yaparsınız? Çok güzel bir soru. Aslında cevabı da içinde bir soru. Bu bölgedeki 3 tane güç, Rusya, İran ve Amerika Birleşik Devletleri aslında zaman zaman dış kaynakta birbiriyle çelişiyor gözükse de aslında PKK konusunda işbirliği yaptıkları ile ilgili çok geniş emareler var. Bunun emaresini biz Fırat Kalkan Harekatı'nda gördük. Fırat Kalkan Harekatı'nda Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti ordusuyla birlikte harekata başladıktan bir süre sonra kendi istedikleri istikamette Türk Silahlı Kuvvetleri harekatı yürütmek yerine kendi milli menfaatlerimiz yönüne dair kaymaya başlayınca bu sefer Terrifat'taki Afrin'den başlayan o uç kısmı ele geçirmek için PKK'ya yardım etti ve bu yardıma esnasında İranlılar da vardı işin içinde, Ruslar da vardı. Yani öyle bir durum yaşandı ki bazen BAP'ta biz harekat icra ederken BAP'ın ilerlemesini, BAP'ın Münbiş'ten ilerlemesini kapatmaya çalışırken Terrifat'tan ilerlemeler oldu. Bu Terrifat'taki ilerlemeler o zamandan kalan uç noktalardır. O Minnak Havalanı diye bir helikopterlerin iniş kalkış yaptığı havalanı vardır. Burayı Ruslar da kullanır, İranlılar da kullanır. Geçmişte Amerikalılar da kullanıyordu. Dolayısıyla burada dikkat çekmek istediğim konu şu. İran bölgede özellikle tabii ki Suriye'yi kullanarak bir güç elde etme yarışına girmiş vaziyettedir. Ve bu yarışın içerisinde de Rusya ile ve bir anlamda da bazı bölgelerde Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğine gittiğine dair açık kaynakta bazı deliller vardır. Bunun bir tanesi de Deir ez-Zor bölgesidir. Deir ez-Zor bölgesinde İran'ın en büyük üssü bulunmaktadır. Aynı zamanda Deir ez-Zor bölgesi Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın müşterek kontrolü altında belli üsler vardır. Şimdi bunların hepsini yan yana getirdiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi gücüne güvenmekten başka şansı yoktur. Bu nedenle de kendi gücüne güvenerek güvenlik koridoru oluşturmak adına uluslararası hukuktan doğan hakkında kullanmak en tabii hakkıdır. Buna ilişkin sizler hatırlattığınız Soçi mutabakatı var. 17 Ekim'de yapıldı. 13 maddelik bir mutabakattır ve 13 maddelik mutabakatın içerisinde yaklaşık o zamanki şartlar içerisinde 5 gün içerisinde PYD'nin bu güvenlik koridor dediğimiz 30 kilometrelik bölgeyi tamamen terk etmesine söz verilmiştir. Evet. Benzer şekilde yine düzeltiyorum. Soçi mutabakatı 23 Ekim'de, 17 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan bir 13 maddelik mutabakat vardır. Bunun ikisi de aynı maddeleri içermektedir neredeyse. Güvenlik koridordaki bütün PKK unsurları, daha doğrusu onların deyimiyle PYD unsurları bütün silahlarıyla birlikte daha güneye çekilecekti. Bu kapsamda da bizim Barış Pınarı harekatımız bir şekilde bunun oluşmasını takip durdurulacaktı. Bu sözlerin hiçbirisi yerine getirilmemiştir. Hatta hala gerek Aynisa bölgesinde gerek Tel Tamr bölgesinde bir şekilde devamlı o bölgede bulunan üslerimize silahlı saldırılar süren halinde devam etmektedir. Bu tabii ki bizim Birleşmiş Milletler'in meşru müdafaa hakkını içeren 51. maddenin içeriğine, ayrıca 1368 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı, 1373 sayılı Güvenlik Konseyi kararı tamamen bu türlü hareketleri artık
terör eylemi değil, bir şekilde meşru müdafaa hakkı olarak bize devlet olarak vermektedir. Tabii ki hiç kimsenin biz toprağında gözümüz yok veya meşru bir hükümetin indirilmesi veya meşru bir devletin bir şekilde topraklarına girip onun güvenlik haklarını elde etmek veya onu ortadan kaldırmak gibi bir durumumuz yok. Fakat diğer taraftan kendi ülkemizle ilgili güvenlik sorunlarımızı ortadan kaldıracak bir sonucu elde edebilmek için de bizim kendi gücümüze güvenerek bunu yapmaktan başka şansımız da yok. Çünkü 2014'ten itibaren verilen sözlerin hiçbirisi tutulmamıştır. Ve bu tutmayanların hepsi bugün tekrar başka senaryolarla karşımıza gelip bir şekilde PKK'yı silahlandırmakta ve 8 kanton, 8 eyaletten oluşan bir Suriye devletini anayasal hale getirip Akdeniz'e çıkış olan bir PKK devletçiyiz, tırnak içinde söylüyorum, yaratmanın peşinden hiçbir zaman geri durmamaktadırlar. Evet, Sayın Pirinççi, size dönmek istiyorum efendim. Özellikle dezenformasyon kavramı artık uluslararası ilişkilerin önemli bir olgusu haline geldi. Sahada mücadele verilirken farklı alanlarda da bu ilerlemeyi desteklemek gerekiyor. PKK'nın dezenformasyon girişimleri hep oldu, olacağı da benziyor. Bu noktada dezenformasyonu etkisizleştirmek için kime ne rol düşüyor? Siz ne bekliyorsunuz süreçte? Evet, terörle mücadelenin bir diğer cephesi tabii ki medya, sosyal medya veya kamu diplomasi alanında yürütülen faaliyetler. Dolayısıyla önemli bir cephe. Zira sahadaki ilerlemeyi bile zaman zaman sekteye uğratma ihtimali var bu cephedeki bir başarısızlık. Zeytin Dalı Harekatı'nı hatırlatmak isterim Betül Hanım. Zeytin Dalı Harekatı esnasında PKK ve PKK'ya destek veren, biraz önce ismini ifade ettiğimiz, hatta etmediğimiz bazı ülkelerin resmi devlet kanalları veya devletlerin fonladıkları kanallar çeşitli şekillerde propaganda amaçlı ve manipülasyon amaçlı yanlış, yalan haberler ileri sürmüşlerdi. Ama hatırlayalım, Zeytin Dalı Harekatı esnasında mesela SİHA'ların veya İHA'ların çekmiş olduğu görüntüler, PKK'lıların nasıl Türkiye hedeflerine saldırılar, terörist saldırılar düzenlemeye çalıştıkları veya sivilleri nasıl alıkoydukları tarzındaki bütün o insan hakları ihlalleri veya savaş suçlarına statüsüne girebilecek olan muameleler baştan sona kadar hep ortaya koyulmuştu. Yine bu esnada, yani şu terörle mücadele hiç bitmeyen bir süreç, 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı bugün yeni bir adımla devam edecek. Dolayısıyla bu süreç içinde de PKK, YPG'nin veya PYD'nin adı ne olursa olsun gerçekleşmiş olduğu bütün insan hakları ihlalleri sadece Türkiye tarafından değil, başka bağımsız bazı STK'lar tarafından da dile getirilmekte. Dolayısıyla öncelikle bu terörle mücadelenin yeni cephesi başladığında biz kamuoyu olarak öncelikle daha sağduyulu olmalıyız. Her gördüğümüz, her duyduğumuza birinci elden bir kanıtmış gibi davranmamalıyız. Sorgulamayız mutlaka. Aynı şekilde bize yönelik bilinçli manipülatif haberleri de gördüğümüzde, özellikle sosyal medya mecralarında gördüğümüzde yine aynı sorgu filtrelerini harekete geçirmeliyiz. Önemli bir şey olacak ama şunu da biliyoruz. Özellikle Barış Pınarı Harekatı sırasında biz bunu gördük. Eş zamanlı olarak, yani sahada terörle mücadele ederken Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerimiz ve istihbaratımız, eş zamanlı olarak diplomatik cephede de görüşmeler yapılmıştı. İlgili büyükelçiliklerle Türkiye'nin amacının, kapsamının ve önceliklerinin neler olduğu ifade edilmişti. Burada da bir yönüyle Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle kamuya açık bir diplomasi yürütülüyor ama aynı zamanda ben diplomatik cephede de bazı görüşmelerin olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncedeyim. Zaten Rusya ve ABD özellikle iki ana muhatap. Bunlarla da belli bir yürütülen iletişim kanalları var. Aynı şekilde operasyonun başladıktan sonra da benzeri şeyin hem diplomatik cephede hem de kamu diplomasisi alanında yoğun bir şekilde devam edeceğini, dolayısıyla bu PKK ve türevlerinin ve bunlara destek verenlerin çok fazlasıyla ortaya çıkacak yeni manipülasyonlarının, ajitasyonlarının, propaganda faaliyetlerinin etkisiz hale getirilmesi için gerek yurt içinde gerek yurt dışında etkili bir mücadele mutlaka gerekiyor. Çünkü demin de ifade ettiğim gibi, yeri geldiğinde siz eğer etkili bir kamu diplomasisi yürütmezseniz zaman zaman sahadaki başarının bile sekteye uğrama ihtimali var. Geçmişte, tarihte bunların örnekleri var dünya genelinde. Ama Türkiye son dönemdeki o birçok harekatta gerekli önlemleri aldı ve bundan sonra da almaya devam edecek gibi görünüyor. Evet, söz konusu harekatın detaylarını konuştuk. Pek çok açıdan değerlendirdik. Süremizi de doldurduk efendim. Emekli Tuğgeneral Kazım Dalkıran, çok teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz. Çok sağ olun. Katılımcılara teşekkür ediyoruz ayrıca.
ve Ankara stüdyomuzdan katkı sağlayan emekli Tümgeneral Mehmet Okan, çok teşekkür ederim efendim. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ferhat Pirinççi, çok teşekkürler katkınız için. Teşekkürler, iyi günler. Sayın seyirciler, söz konusu harekatı konuştuk, detaylandırdık ve haftanın Z raporunu noktalıyoruz. Yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.